Depremin tsunamiye neden olduğu İzmir Sığacık'ta bazı tekneler karaya oturmuş. Nasıl ya? Bak su geldi. Deprem ve tsunaminin şokunu atlatan vatandaşlar da o çalışmalara destek verdi. Tekneler vinç yardımıyla denizden kurtarmaksa kolay olmadı. Uzun uğraşlar verildi. Tsunami'nin faciasında sağ olarak kurtarılan Emine Eren'in torunundan acı haber geldi. Ekipler enkaz yerlerinin arasında. Çınar Eren'in cansız bedeni sitesinde yaşıyordu. Depremden 13 saat sonra yıkıntılardan Eskişehir'den gelen Dorlyon arama kurtarma ekipleri bir duanda telefonda ders çalışıyordu. Üniversiteye hazırlanıyordu. Ben de bir kanepede o ile oturdu. Ben de böyle pencerenin önünde televizyona bakıyordum. Birden biraz zaten nasıl sallandıysa o kalktı oradan, ben de kalktım. Ama bile odamız buradan küçüktü. Ama bile bu ortaya geldik. Anne dedi deprem oldu. O sırada sirkeledi, sirkeledi, onu görmedim, o öyle düşmüş. Ben bir ayıktım ki, böyle bir duvarın önündeyim, kafam açık yani üstüm. Bu kadar şey vardır, açıktır. Öyle bağırdım, bağırdım, kızımın sesini duymadım. Dışarıdan bir ses aldım. Ses aldım, bir tanesi bağırdı, Maviye teyze üzülme, biz seni çıkarırız, sen neredesin? Dedim, bilmiyorum neredeyim. Kızımı çağırdım, çağırdım, duymadım. Duymadım, beni çıkarttılar. Çıkarttılar, nasıl ki ayağımı yere bastım, bu ayağım çat dedi. Bir odunun az kırıştı, ses geliyor ya, öyle oldu. Öyle oldu dedim, ayağım, beni ambulansa koydular, dedim beni götürmeyin, kızımı çıkarın. Hemen beni karakol aldı, getirdi Elazığ'a. Kızımı getirdiler, kızım yolda ölmüş dediler. Yerinden ölmüştü daha. Kızım ölmüyordu, bana hiçbir şey lazım dendi, o dünyamı yıktı. Konuşma, gelirse konuşamıyorum. Yani gece gündüzlerin içinde geziyorum. Acım çok büyük. Onun ne ölüsünü gördüm, ne yıkamasını gördüm. Bir tek kışında ya, kızımdan yaşıyordum. Ben hiç biliyor şeyimi. Şey depremi de gördüm, daha perişan oldum. O bir komşum var da seyretmedi. Bak sen seyretmesen acım büyüktü. Bakıyorum yine. Bakıyorum o ölüleri göreyimse bile beynim döneyim. Allah onların yardımcısı olsun. Onların acısı benim acımdır. Bir şey diyemiyorum. Onları çıkarırlar, görün beynim dönüyor. Çok acı. Allah onlara şifa versin. Allah yaralı olanlara şifa versin. Ölülerine sabır versin. Bir şey diyemiyorum. Ayağım, kalçam kırıldı. Buradan buraya kadar platin takılı. Ha. Ya, ne üstünde bile yatamıyorum. Gündüz gezemiyorum. Böyle fazla gezsem o gece yatamıyorum. Buralarıma hep priket değmiş beynime. Yani iyi değilim. Ekle romatizmem var, çalışamıyorum. Ne olacak bilmiyorum. Bunları düşüneyim, bari geleyim derdimi Meriç'e anlatayım de hiç söyleme. Ben hemen telefonu açtım, önünde oturdum. Bunları gördüm, size çok perişan oldum. Bir genç kız dediler, nişanlıdır. O zaman işte dünyam yıkıldı dedim, kızım da ya gençti. Çok üzüleyim, akşamdan bakmıyorum. Ama haber kötüydü. Emine teyzenin torunu Çınar Eren hayatını kaybetmişti.